19 Temmuz Cuma serbest satışa hoş geldiniz. Kepengi kaldırdık. Hemen hızlıca gündemimize gündemlerimize bakalım. Vaktimiz değerli. Acı bir hadise orman yangınları. Özellikle Ege bölgesinde civarında İzmir ve çevresinde yerleşim yerlerine sıçradı. Zaten bir haftadır havaların çok sıcak olmasıyla beraber yangınlar vardı. Bu sefer burca Gazemir hattında çok tehlikeli bir orman yangını gerçekleşti. Dün gece geç saatlerde kontrol altına alınmış. Gazemir Belediye Başkanı açıkladı. Şu an kontrol altında soğutma işlemleri yapılıyor. Bergama civarındaki yangında da orman işletme e, müdürü hayatını kaybetti. Aracının devrilmesi sonucunda evet havaların çok sıcak olmasında böyle e, çok kötü sonuçlar olabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de 3 kişi hayatını kaybetmişti. Yine yangın söndürmeyle alakalı aynı teknik e, sıkıntılar, e, uçakların eksikliği, yetersizliği, helikopterlerin yetersizliği yine göze çarpıyor. Maalesef Yine İzmir'den devam edelim. Bu acı ölümü e, unutturmamak lazım. E, sokak ortasında o çıplak elektrik tellerine takılan e, iki kişi hayatını kaybetmişti. Önce e, iki gençten birisi e, elektrik akımına yakalanmış. Diğeri onu kurtarayım ne olduğunu anlamadan onu kurtarayım derken o da hayatını kaybetmişti. Gözaltılar vardı tutuklamalar gerçekleşti. Her zaman olduğu gibi kamuoyunun e, böyle e, nasıl duyar kastığı konularda Adalet Bakanı yine sahne aldı. Mahkeme kararlarını açıkladı. İşte 27 kişiden 14'ü e tutuklanmış. 7 ev hapsinde. 6 şüpheli de yurt dışı yasayla serbest bırakılmış. 5 kişi hakkında daha soruşturma açılmasına karar verildi. Böyle konular olduğu zaman hemen tweet atıyorlar. Kameraların karşısına geçiyorlar. Kızılay Başkanı kendiliğe alakalı olduğu zaman işte dosyayı görmemiz lazım bilmiyoruz. Mahkemeler karar verir. Bir yanlış varsa düzeltilir falan diye bildiğiniz hikaye. Şimdi Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimiyle devam edeceğiz ama hadisenin hani futbol vesaire ilgisi yok. Yine bir Türkiye örneği var. İki aday vardı. Mehmet Büyükekçi sağdaki mevcut başkan. Artık eski başkan diyelim. Öbürü de Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu. Arasında seçim vardı. 5 oyla Hacı Osmanoğlu kazandı. Bu şu demek hani üç kişi diğer tarafa oy verse başkanlık devam edecekti Mehmet Büyükekçi de Ama olmadı. Kendisiyle alakalı çok eleştiriler vardı. Büyük kulüpten özellikle Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın kendisiyle pek yıldızı barışmamıştı. Şimdi e, Mehmet Büyükekşi ile alakalı olarak sarayın adamı olduğu yönünde bir imaj vardı. Şimdi bir taraf e, kazanınca hemen e, işte sarayın adamı kaybetti. E, Futbol Federasyonu'ndaki delegeler yeter dedi diye yorumlar yapılıyor. Bu da CHP'lilerin attığı, gençlik kollarının attığı bir e, tweetin görseli Kuklası kaybetti sıra kendisinde. Yani gerçekten halktan bu, kamuoyundan, medyadan bu kadar uzak olmak gerçekten çok şaşırtıcı. Çünkü İbrahim Hacı Osmanoğlu Mehmet Büyükekçi'den çok daha fazla saraya bağımlı. Çok daha fazla taipçi. Beratlı kankalar zaten. O yüzden hani öyle bir şey yok. İşte sarayın adamı kaybetti. Öyle bir şey değil. Saray artık alternatif sunuyor. Yani Mehmet Büyükekçi çok yıpranmıştı. Artık yaptığı skandallar saraya yazılmaya başlamıştı. Saray bir... Diğer adaya e, izin verdi diyelim. Çünkü daha önce başka bir aday çıktı Servet Yardımcı diye. Genelde kulüplerin desteklediği ve artık ezici çoğunlukla kongreyi kazanacak bir adaydı. Ona tehditli adaylıktan çekilmesini sağladılar. İki aday kaldı. İkisi de sarayın adamı. İkisi de saraya yakın. E, birinden istediğinizi seçin dedi artık Tayyip. Yani çok sorun değil. Artık size de sunuyorum. Bak e, hep karışıyor karışıyor diyordunuz. Bu sefer iki aday sundum Bu sefer alternatifli gittik diyerek bir seçim oldu. İlk teşekküründe Cumhurbaşkanı iletti. İşte adaylar Cumhurbaşkanı baskısıyla çekiliyor dendi. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa beni arar. Sen ne yapıyorsun? Dermiş bu kadar da yakınlar. İşte abi gibi dediklerden düşse yarın da olurum falan. Bu da CHP'lere bir mesaj. En fazla Fenerbahçe tepki edilmiş. Özellikle Ali Koç. Geçmişte Ali Koç'la alakalı söylediği çok ağır sözler var. 3 Temmuz süreciyle alakalı. Fenerbahçelerin e, şike kumpası dedikleri ama kamuoyunda artık e, herkesin şike olarak neler olduğunu bildiği her yerde e, hırsızlık var, her yerde yolsuzluk var her yerde sahtekarlık var ama futbol tertimiz Yersen e, o dönemde e, kaç karşı karşıya gelmişlerdi. Şöyle bir şey var Hacı Osmanoğlu şöyle bir açıklaması var. Kim 3 Temmuz'da şike yok derse ahlaksız, şerefsiz namussuzdur demişti. Şimdi bu adam federasyon başkanı. Ne kadar ilginçti. O zaman o polislerin ne suçu var? Federasyon başkanı seçtiniz. Şike yoktur diyen, namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir diyen adam şu an futbolun başına geçti. Yani o kadar böyle kahve dünya ki hem de kimle anlaştı biliyor musunuz? Bir şey daha göstereceğim size. Mecnun Ot Yakmaz, Sivas Spor Başkanı, futbolu takip edenler bilir. O da şike soruşturmasındaydı. O da bir yıl 10 ay canlı diyorum bir hapis cezası almıştı. Sivas Spor, Fenerbahçe işte az Aziz Yıldırım ilişki, o Aziz Yıldırım'a yardım etmekten. E şimdi Hacı Osman'ın listesinde başkan yardımcısı olacak. Şike yok diyen, şerefsizdir diyen bir federasyon başkanı var. Şike'den ceza almış, başkan da listesinde. Yani görebiliyor musunuz? Çıkar meselesi olduğu zaman herkes yan yana gelebiliyor. Gelelim şu Ali Koç meselesine kısaca bir dinleyelim bakalım. Neler demiş Ali Koç'a? Şimdi bunların birçoğu büyüdüğü zaman da genelde adam, adam olmazlar. Olacak. Şimdi babalar öyle büyüdükleri için bu Ali Koç da onlardan birisi. Büyümüş adam olmamış züppe olmuş. Genelde o şımarık aile züppe olur. Bu da züppe olmuş ama ne talihsiz ki Fenerbahçe Spor Kulübü gibi bu ülkenin yüzde bir kulübün başkanı şu anda. Rakibine yaptığın hakaretleri bir düşüneceksin sana yaptıkları zamanı ne yaparsın. Şimdi Normalde Fenerbahçe Başkanı bu kadar hakaret, açıktan hakaret eden bir insan federasyon başkanı olamaz. Fenerbahçe ağırlığını koyar. Ama tabi arkasında sağlam olduğu zaman, kimin adamı olduğunu çok iyi bildikleri için Fenerbahçe oy kullanmadı, protesto etti. Seçimlerin bir şey getirmeyeceği söyledi. Ali Koç epey eleştirel açıklama yaptı. Yine böyle FETÖ saçmalıkları yaptı da aslında herkes her şeyi biliyor. Yani o da başarısızlıkları bir kılıf bulma derdinde. İlginç. Yani e, bu seçilen başkan o kadar kirli bir geçmişi var ki hakemleri hakem odasını kitleyip stat'tan çıkartmamadan tutun kadınlara hakarete bir sürü şiddet olaylarıyla e, sabıkası var. Şimdi Mario'yu getiriyorsun. Şira İmobil'i getiriyorsun. Icardi'yi falan getiriyorsun. İşte futbolu yönetecek adamlar da bunlar. Yani sarayın bir top sahasıdır futbol. İşte Bilal'in adamı kaybetti. Berat'ın adamı seçildi. Yani öbür gün Bilal'in adamı gelir falan. Böyle işte. Türkiye bari işler. Ama saray kaybetti falan gibi komik yorumlar gerçekten çok komik kaçıyor. Biz devam edelim. Destici'yi ekrana getireceğim size. Ne hangi konuyla gündemde? E, kızının meclise girme işe sokmasıyla alakalı. Haberler çıkmıştı. 100 bin liralık maaşla çıktı. Bordrosunu gösterdik. Ya 100 bin falan değil işte. 37.500 oluyor. Yani e, herkes nasıl girdiyse benim kızım da öyle girdi. Yani aslında söylediği herkes <laughs> buraya torpille giriyor. Benim kızım da öyle girdiğinin nazikçesini söyledi. Dün tv yüzde Kübra Parş e, bir sürü diskur yaptı. Desticiyi azarladı. Sen milletvekilesi nasıl olur? Her... Yani karşılarını böyle e, biraz yüklenebilecekleri insan buldukları zaman sonuna kadar gidiyor. Ülkede neler götürülür, ne hırsızlıklar, ne yolsuzluklar yapılır hiç seslerini çıkartmazlar. Ama böyle hafif e, volüm yapabilecekleri bir insan buldukları zaman da böyle duyar kasarlar. Yok işte nasıl olurmuş, bu ülkenin çocukları varmış, gençler varmış. Hani sanki böyle yayın yapıyorlarmış gibi, sanki böyle kamu adına bir soruşturma yapıyorlarmış gibi. Destici'ye yüklendi de yüklendi. Destici de ben e, kızımı çok daha iyi yerlere sokabilirdim. Yani bir nevi de jest yapmışlar. Yani bir de böyle altın çocuklar bunlar. Ne, gitseler hepsi birer dahi. Ama kamuda çalışarak hep bize birer jest yapıyorlar. Ama ilginç destici daha önce de basın toplantısı yapmış. Şimdi televizyonları çıktı. Konuyu gündemde tutuyor. Halbuki başka biri de var. AKP milletvekili. Şimdinin rektörü. Onun da kızı çocukları gelmiş, O hiç konuşmuyor. Mesela gündem bile olmuyor. Destici konuşuyor. Bu da bir Türkiye gerçeği. Muhalefet Kıbrıs'ta. Ana muhalefet daha doğrusu. Malum Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü. Resmi törenler de çok parlak olacak. İşte 50 gemilik bir kortej yapılacak. Erdoğan ve Bahçeli'ye gidecek. CHP erken gitti. Genel başkanları da aldı. Eski genel başkanları da aldı. Özgür Özel Kılıçdaroğlu hariç temasını bulunuyorlar. 20 Temmuz'da büyük kutlamalar var. Bu köpek ütenezi haberlerine devam edelim. Bu ütenezi kelimesini de söyleyeyim. Bazı izleyicilerimiz yorumlara yazmışlar. Ötönezi'de işte irade vardır. İnsan iradeyle hayatını yineyle öldürür. Köpeklerin iradesi mi var? Bu teknik tabir veterinerlikte ve tıp teriminde böyle geçiyor. Kullanım doğru yani hem bizim kullanımımız doğru hem de yasada ötönezi denmesi de doğru. Veteriner hekimler de hak vereceklerdi. Böyle geçiyormuş hayvan ötönezisi diye. Şimdi şöyle bir şey var. Bu köpeklerin hayatını kaybetmesini çoğumuz çoğunluk karşı hiçbir vicdan kabul etmiyor. Ama tartışmalar da pek güzel gitmiyor. Şimdi e, bu köpeklerin saldırısını hayatını kaybeden annelere çok ağır hakaretlerde bulundular. Şov yapıyorsun dediler. Babaları dün göre ekrana getirmiştik. Şimdi burada acılı anne ve babalar var. Yani bunlarla ilgili meseledir. böyle çok bunlar hakaret etmeyeceksin. Sizin muhatabınız AKP'liler. Diyorlar ki AKP'lileri ya hayvan hakları temsilcilerini sokmuyorsunuz ama bu mağdur yakınlarıyla şov yapıyorsunuz. Evet bu eleştirilebilir ama Acılı anne babalara öyle hakaret etmeler, ayakkabı fırlatmalar falan bunlar çok itici şeyler. Hani Toplumda bu iş bir şey olarak devam edecekse, bir sempatiyle yürütülecekse bunu da öyle yönetmek lazım. O yüzden onlar da buna dikkat etmeleri lazım. Bir de AKP'liler de işte mağdur resimleri paylaşarak yasayı böyle tribünler oynuyorlar. İşte bak insanlar mı hayatını kaybetsin? Kardeşim kimse insanın hayatını kaybetsin demiyor ama 20 yıldır yapılmamış şeyler var, skandallar var. Onlar bir yerine getirilsin. Bir de şöyle bir koyarlılık da var. Sahiplenin o zaman. Çok seviyorsunuz. Kardeşim kimse köpek sahiplenmek zorunda değil. Böyle bir şart yok. Sen geri yapacaksın. Zaten mecliste ve sarayda yeteri kadar köpek besliyoruz. Bu zavallı hayvancıkları da besler bu ülke Hiç merak etmeyin. Yeter ki şimdiye kadar ihmal edilen şeyler yapılsın. Büyük bir sorun var. İnsanlar hayatını kaybetmiş. Çoluk çocuğa saldırıyorlar. Elbette çözülmesi lazım. Ama böyle türbinler oynayarak her iki taraf açısından değil, klasik meclisteki görüntüler yani hiçbir şey normal akıllı sağduyulu tartışamıyoruz ki bu herkes ilgilendiren sosyal bir mesele daha önce mecliste bunun araştırma komisyonu kurulmuş bilimsel raporlar yapmış ben o raporlara da baktım makul uygulanabilir dün de burada Ekrem İmamoğlu'nun önerilerini de okumuştuk onlar da çok makul hepsi uygulanabilir şeyler ama saç saça baş başa niye her iki tarafında kutuplaşmadan çıkarı var. Amerikan seçimleriyle daha doğrusu yaklaşan seçimlere devam edelim. Biden'ın her an e, çekilebileceği konuşuluyor. Amerikan basında yer haberlerde şu an Covid dolayısıyla inzivada biliyorsunuz kendisi. Ancak e, seçim bir kararın açıklanmasının an meselesi olduğu işte sağlık gerekçeleri gerekçe gösterilecek. Kamal Harris şu anki başkan yardımcısı olma ihtimali yüksek ama Biden'ın başka isimler olabilir mi diye düşündüğünü e, medyada yazıyorlar. Ama e, bu saatten sonra hem kampanya paralarının aktarılması vesairesi Kamal Harris en e, şanslı adaylardan biri olacak. Demokratların. Trump dün Cumhuriyetçilerin artık resmi adayı oldu. Resmen açıklandı. Mellon Trump uzun bir süre sonra e, ekranlara çıktı. Herkesin adayı dedi. Birleştirici mesajlar vermeye çalıştı. Tanrı'nın lütfuyla buradaydı. Burada olamazdım dedi. Bu arada Erdoğan da Trump'ı arayıp e, geçmiş olsun dedi. Suikast girişiminden sağ kurtulmasıyla alakalı. Trump da aptal olma geliyorum Bunu demiş midir bilmiyoruz. İşte cesaretini övmüş, demokrasiye saldırdır falan demiş bizimkisi. Evet bu haftayı kapattık. Pazartesi tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.